Hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Bugün burada hakkımda gıyabımda bazı basın kuruluşlarında veya sokakta vatandaşın üzerinde konuşulan bazı konuları açıklık getirmek için sizle birlikte oldum. Bunları birkaç madde halinde geçeceğim. Bunlardan bir tanesi Sinop'ta yapmak istediğimiz otelle ilgili basında çıkan o bir yalancı veya basında çıkan demeyeyim, basında farklı çıkan, sokakta o bir yalancı, onun otel falan yapacağı yok, sadece bu dönemlerde gelir aday adayı olur diye sokağa lanse edilen bazı spekülasyonlara cevap vermek istiyorum. Aslında sizlerle bu konuları yıllarca paylaştım. Sonuçta sesim bir yerlere gitsin istedim. Eminim ki siz benim bu sesimi bir yerlere götürdünüz. Ama birileri duymak istemedi. Bu konuyu son kez konuşacağım, bu otel konusunu. Bir daha da konuşmayacağım. Buna cevap vermek istemiyorum. Yoruldum çünkü. 12-11-2009. Otel projemizin belediye tarafından bize verilen oy birliğiyle meclis kararının tarihi. Şu oy birliği tablosu. Bütün meclis üyelerin imzaları var. Bu dosyanın içinde bütün kurumların onayları var. Bunları tek tek size göstermek istemiyorum. Tekrar size mail de atılabilir. O bölgenin arsasının jeolojik etütü var. Hiçbir mahsur olmadığına dair. Tarım alanı olan yerin İmara açılması esnasında toprak koruma kanununun projesi var. Ve en önemlisi, bu bölgenin imara açılabilmesi için 100 binlik çevre planlarında bütün Sinop kapalıydı. Buranın imara açılabilmesi için Çevre Bakanlığı tarafından verilmiş ve Sinop'un önünün açılmasını sebep olan yazı. Buyurun. Çevre Bakanlığı Ayşe Serpil Yıldız'ın talebi üzerine ...41 ve 42 parsellerin turizm alanı olarak açılabilir. Çevre düzeni planlarında 25 binlik planlara işlenebilir diyor. Bazılarına göre benim burada bir otel arazim yok. Bunlar tapularım. Bakabilir miyiz? Yani sağ taraf alır mısın? Evet arkadaşlar. Buranın otel olacağına dair Turizm Bakanlığı tarafından verilen yatırım belgesi. Evet arkadaşlar. Netice, sonuç. Şimdi ilimizin turizm kenti eğitim turizm kenti ve buraya diğer kapıyı alta gelin. Tamam. Buraya yapılmaya düşünülen bu otelin de projesi. Şimdi bu sürecin nasıl işlediğiyle alakalı birazcık bilgi vermek istiyorum. 12-11-2009 tarihinde belediye meclisinden turizm tesis amaçlı imar planı yapılması için ön izin verilme kararı alınıyor. Çevre Bakanlığı'ndan
Buyurun. Aldığım kararın tarihi 2011. Yani 2009'da başladığım yol 2011 yılında Çevre Bakanlığı tarafından 25 binlik planlara işlenilme kararıyla devam ediyor. 2011 yılından sonra 25 binlik planlar, bu arada buradaki bütün kurum yazıları 2009 ile 2011 arasındaki, şöyle şifayen okuyayım ben size aldığım kurum yazıları. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Elektrik TESİAD, Türkiye Elektrik Anonim Şirketi, Orman Genel Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik, ARGE, Ormanın Jeoloji ve Tarımın raporu ve direkt Çevre Bakanı'nın verdiği izin. ...2019 yılının 11. ayında başlayan bu süreç, pazartesi günü mecliste olan son kararı karar verecek. Şimdi ben size ara ara yıl yıl bu süreçleri sizle paylaştım. Tapularımı da gösterdim. Doğru. Bu süreci sizle paylaşırken her yıl paylaştım. Buraya kadar geldik. Durumda değil. Yıllardır hepimizin, burası turizm kenti olacak, burası eğitim kenti olacak diye bir mücadelemiz var. Bunu her yerde, her platformda, her şeyde söylüyoruz. Bu bir ortak payda. Hepimizin arzusu ve hayali. Pazartesi günü meclis bu projeyi reddedebilir. Bu benim hayalim. Buraya kadar getirdim. Kabul de edebilir. Meclisteki arkadaşların hangi partiden olursa olsun bir kişiyi aramadım. Bu konuda yardım istemedim. Bunu yapmayacağım. Sinop karar verecek. Bu projenin onayına karar verecek. Bunun iznini vermeyebilir, verebilir. Pazartesi günü saat 5'te meclis, Serpil Hanım size bu oteli yaptırmıyoruz ya da Serpil Hanım size bu oteli yaptırıyoruz diyecek. Bu benim çok büyük bir mücadelem. 2009'a gelmeden önceki mücadelemi anlatacağım turizmle ilgili. Bu noktaya, bu süreç neden 10 yıl sürdü onu da izah edeceğim. Çevre planları ile ilgili problemler var. Bu problemler hala çözülemedi. Ben kendimi ifade edemedim. 2002 yılında Bahattin Atçı valiyken turizm kentini konuşuyorduk. Vali vekiliyken, özür diliyorum. Bana dedi ki, hanımefendiciğim buraya bir turizm tesisi yapar mısınız? Teşvikten kalkınmaya öncelikli bölgeli diye arazi verirseniz yaparım dedim. Bana arazi bulamadım. Peşine Zeki Bey, Sayın Valimiz Zeki Şanal geldi. Zeki Bey'in döneminde ben bir şeyler konuşurken yaşadığım her şeyde yanımda insanlar vardır. Veya bir yerlerde imzam vardır. Zeki Şanal'ın döneminde İl Genel Meclisi beni aradı. Ada Oteli'ni satılığa çıkarırsanız satın alır mısınız dediler. Alırım dedim. Ada Oteli'ni satılığa çıkarttılar 670 şimdiki parayla. Geldim, fizibilite yaptım. 7 dönüm üzerine satışa çıkarılmıştı. Yanlış bir satıştı. Zeki Bey'e gittim, Sayın Valimiz bununla satış yapamazsınız. Yolları ve terkleri yapmamışsınız dedim. O zamanki genel sekreterlikteki Mustafa Bey'le birlikte 6 ay uğraştım. Yolları ve terkleri bitirttirdim. Şimdi satışa çıkarttığınızda ben bu ihaleye gireceğim dedim. İhalenin şartları ortaya çıkmaya başladığında tekrar Sayın Valimiz aradım. Sayın Valimiz ben bu şartlarda ihaleye giremem dedim. Neden hanımefendi dedi. Çünkü dedim
Katma değer kanununa göre, bakın buralara çok dikkat edelim. Katma değer kanununa göre R maddesine göre eğer siz mülkünüzü devlete aitse, kamu kuruluşlarına veya belediyeye aitse 2 yıl geçmişse katma değerden maaf olduğunu ibarettir. O zaman mal müdürlüğünden yazı istedi. Mal müdürlüğünden gelen yazı muallak olduğunda oradaki bu madde devam ederse ihaleye giremeyeceğimi belirttim. Çünkü bu ihale iptal olur dedim. O zamanki Gelirler Genel Müdürü Osman Arıoğlu'ndan almıştım bu bilgiyi. Kendilerine iletmiştim. Ve ihale iptal oldu. Şu anki durumu ortada. Derdimi anlatamadım. Sayın Hakan Bey, telefon edebilirsiniz, sorabilirsiniz. Herkes hayatta. Hakan Bey vali olduğu zaman bu mücadelemi söylediğimde bana aynen şu ibareyi kullandı. Doğru da yaptı. Hanımefendiciğim, bizim devlet olarak verilecek arazimiz yok. İnanın bu bir problem. Bence siz kendi arazinizi kendiniz satın alın dedi. Çok samimi bir şekilde söyledi. Ve ben arazimi satın aldım. Bu araziyi aldığımda Hakan Bey valiydi. Bu mücadeleye başladım. Hakan Bey bana, sayın valim, bu konuda çok yardım etti. Bütün kurumlardaki ve Ankara'daki mücadelemde hep yanımda oldu. Sonra bir önceki Ahmet Cengiz Bey zamanında kurum müdürleriyle toplantılar yapıldı kıyı kenarla ilgili. Sinop'un çok büyük bir problemi var kıyı kenarı. Şimdiki valimi tanımıyorum. Görüşmedim. Sadece bir resepsiyonda, bayramda selamlaştık. Şimdi buraya kadar geldi. Pazartesi günü turizm yatırımcısı Ayşe Serpil Yıldız olarak Sinop'ta bu turizm yatırımı uygun mudur, değil midir? Meclis karar verecek. Bu konuyla ilgili çıkan spekülasyonlara, o bir yalancı, böyle bir şey yok diyenlere herhalde cevap olur. İkinci kez çıkan bir aday adaylık noktasında yine sokakta ve arazide her dönem gelir aday adayı olur diye bir spekülasyon var. Ben bir anneyim. 2004 yılında belediye aday adayı oldum. 2007 yılında milletvekilliğine aday adayı oldum. 2009 seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir sınırlarında, ilinde, ilçesinde, Sinop dahil her yerde, mahallesinde benim herhangi bir yere, bırakın belediye, il genel meclis üyeliği, muhtar, aday adaylık formumu bir kişi bulamaz. Hiçbir şekilde siyasetin hiçbir noktasında olmadım. 2011 yılı genel seçimleri, milletvekilliği seçiminde Türkiye'nin her yerinde istediğiniz evrağa bakabilirsiniz. İstediğiniz partiye bağımsız aday adayı olmadı. Bu dönem aday adayı oldum. Ben her dönem gelip insanların psikolojisini bozan, aday adayı olan, bu memleketin istemediği bir evlat değilim. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben bu evin kızıyım. Ben buralıyım. Bu ev benim. Ben bu evde yaşıyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Biraz duygusal oldum. Kusura bakmayın. Oğlum askere gidecek. Bir an konuşma yaparken gözümün önüne oğlum geldi. Ben bir anneyim. Benim 3 oğlum var. Allah bağışlarsa hepimizinki gibi. Amin. Bir eşim, bir aileyim ve
bu memleketin evladıyım. Bazılarının dediği gibi ben bu evin kızıyım. Ben bu evde yaşıyorum. Sizlerle birlikte. Yıllardır yerleşmek için mücadele ediyorum. Buraya kadar geldik. Hepinizden bir tek şey istiyorum. Siz ne kadar bu memleketi seviyorsanız ben de o kadar seviyorum. Bu sevgimin sizden daha fazla olduğunu iddia etmeyeceğim. Sinop'ta yaşayanlar için söylemiyorum. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın. Sinop'u seven tüm insanlar için söylüyorum. Onlar ne kadar seviyorsa ben de bu memleketi o kadar seviyorum. Burada huzur buluyorum. Bir Sinoplu olarak memleketime tırnak ucu kadar faydam olabileceğine inandığım bir yolda devam etmeye çalışıyorum. Burada ticaret de yapmak istiyorum. Ticaret yapmak maksatıyla geldiğim Sinop'ta şu anda siyaset yapabilmek için aday adayı oldum. Sevgili arkadaşlar, hizmet etmenin bir şeklidir siyaset. Kimi apartman yöneticiliğiyle olduğu ortama hizmet eder, kimi muhtarlıkla, kimi il genelle ya da sivil toplum kuruluşuyla bir türlü hizmet etmek için mücadele eder. Burada bir art niyetim yok. Kendimde o şevki, o birikimi görmesem zaten talep etmem. Genel merkez uygun görürse aday olacağım. Onların uygun gördüğü adaylığı halk uygun görürse başkan olacağım. Mevkilerin kişilere kattığı hiçbir şey yoktur. Ama kişilerin mevkilere kattığı çok şey vardır. Ben de bir şeyler katabileceğime inandığım için aday adayı oldum. Suç işlediğimi düşünmüyorum. En demokratik hakkımı kullandığımı düşünüyorum. Dışarıdan geldiğim gibi düşünen arkadaşlara biraz önce size bir 10 yıl bir portre çizdim. Ne kadar mücadele etmeye çalıştığımı anlattım. Bu ticareten ya da turizm kenti olması için verdiğim mücadelenin şekliydi. Buranın tanıtımı ile ilgili bana ne görev düştüyse onu yaptım. 2002 yılında hemen hemen Boyabat yolunu arabam dönmüşken yoldan çevrildim. Hayatımda ilk defa gitmiştim. Dikmen'e gelmemi söylediler. Sayın Valim Bahattin Atçı bir ricada bulundu benden. Hanımefendiciğim, hanım ağa olmanızı istiyoruz. Sinop'un tanıtımı için bu önemli. Bizim için bunu yapar mısınız dediler. Hiç bilmediğim, ilk defa gittiğim Dikmen'de. O tarihte bir daire parası. Belediye evlerinde yeğenim o hafta ev almıştı. Aynı paraya hanım ağalığı aldım. Bunun bir faydası olacaksa memleketime tabii dedim. Eminim ki olmuştur. Çok güzel, benim için çok şeref verici. Hala hanım ağalığı. Hala o makamı taşıyorum. Dedim ya, mevkilere insanların da kattığı bir şeyler varsa, ben de o mevkiye bir şey katabildiysem, tanıtımla ilgili, Sinop'un tanıtımı ile ilgili, çok teşekkür ediyorum. Sinop'la ilgili bana verilen görevlerin arasında bir tek görevi reddettim. Zeki Şanal valiydi. Sayın valimiz ve o zamanki belediye başkanımız Hamza Bey, garnizon komutanımız. Bir gece Sinop'a çağrıldım, geldim. Kendileri bir yemekte beni ağırladılar ve Sinop Spor'a başkan olmamı istediler. Olamayacağımı söyledim. Hiç anlamadığım bir konu.
anlamadığım konuda da faydalı olamayacağımı düşündüm. Sadece benden rica edilen bu görevi reddetmek zorunda kaldım. Hala da çok faydalı olabileceğime inanmıyorum bu tür konulara. Çünkü spor çok iyi anladığım bir konu değil. İstanbul'daki Sinoplular 97 yılında kendim gittim, onları buldum. Ben sizlerle birlikte dernekte olmak istiyorum. Sinop için, Sinoplu için ne yapabilirim diye mücadele etmek istiyorum dedim. Şube kurmamı istediler, şube kurdum. Sonra genel başkan yardımcılığı ve çok zorlu bir kongreyle genel başkan oldum. Hala onursal genel başkanlığa devam ediyorum. Hala yanlarında oluyorum. O dönem SİAD genel başkanı olduğum zaman, şu anda devam eden, 3 gün süren ilk panayırı kurdum. Turizm müdürlüğümüzle birlikte turizmin yemeklerinin tanıtımı, turizmin el sanatlarının tanıtımı ile ilgili panayırda bunların lanse edilmesini sağladım. Hala o panayır devam ediyor. Türkiye'deki bir ajansla anlaştım. Türkiye'deki bütün Sinoplu iş adamlarını bir araya getirebilecek bir rehber çıkartmasını istedim. O tarihte öyle bir rehber çıkartıldı. Ve çok hatırlamıyorum sayfasını. Şöyle kalın, çok ciddi bir rehber. Devamı getirilemedi. İstanbul'daki Büyükşehir Belediyesi Ali Müfit Gürtunay'a gittim. 32 tane çocuğa burs verilmesini istedim belediye bütçesinden. Şu anda tüm dernekler artık o olaydan sonra burs vermeye başladı. Kendimce bir yerlerde olmaya çalıştım yanlarında. Genel başkanlık olduğum dönem birkaç arkadaşımı bazı belediyelerde meclis üyesi yapabilmek için siyasi partilerden görüşmeler yaptım. 2-3 tane arkadaşımızı seçilebilecek yerlere yerleştirilmesinde ve seçilmesinde faydam oldum. Bunları neden anlatıyorum biliyor musunuz size? Bir gün size görev verildiği zaman bu bardağı taşımanız gerekiyorsa bunu taşıdım. Bunu taşımam gerekiyorsa bunu taşıdım gücüm kadar. Bunların hiçbirinde yaparken duyduğum haz her şeye bedel. İstanbul'da benim kapımı çalan hiçbir Sinoplu'yu yargılamadım. Kimsin, neyin nesin diye sormadım. Sinoplu olması bana yetti. Ben o düşünceyle kendi evimde, burada benim evimde kendim gibi düşündüm. Bazı sözler beni üzdü. Kendimce acaba ben kendimi anlatamadım mı dedim. Onun için hepinizden bir şey rica ediyorum. Evinizin kızı olarak rica ediyorum. Bütün basından beni anlatmanızı istiyorum. Ben bu görevi yapamayabilirim. Yapamayacağıma inanıyorsanız yapamayacağım gibi anlatın. Ama zarar vererek değil, evinizin kızını yalancı yaparak değil, eksiksem eksiğimle anlatın. Ve sizin aracılığınızla tüm Sinoplulara ulaşmak istiyorum. Bu memlekete hizmet etmek istiyorum. Eğer bu bir suçsa ben bu suçu işlerim. Tek hedefim, tek isteğim bu aday adaylık noktasında hemşerilerime hizmet etmek. Altında başka hiçbir düşüncem yok. Tamamen hizmet edebilmek için aday adayı oldum. Şimdi sizlerden tekrar rica ediyorum. Ben bir insana 10 dakikamı ayırsam 1 saatte 60 dakika eder. 10 günde
600 kişi eder, çok özür diliyorum. 100 günde 6000 kişi eder. 200 günde 12000 kişi eder. Demek ki ben yine herkese ulaşamamış oluyorum. Ama sizler benim bu iyi niyetli duygularımı ya da beni tanımak isteyen insanlara beni ulaştırırsanız çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Şimdi her türlü sorunuzu almak istiyorum. Kişisel, siyasi, ticari, her türlü sorularınıza cevap vermek istiyorum. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.